bacak kasları kendine geldi. İşte modern tıbbın ulaştığı nokta. Bazen hasta iyileşiyor ama neden iyileştiğini söylemezsen sana ödeme yapmıyorlar. Bugün dolunay mı var? Birdenbire mi iyileşti diyorsunuz yani hocam? Yok. Dolunay yok. Demek ki bizim bu konuda biraz ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Aldığı ilaçlardan biri işe yarıyor. Hangisi? Bizim deneysel tedavimiz işe yarıyor Mehmet Ali. Aile ise geriliyor. Zamanlaması manidar değil mi hocam? Sence hekim olduğu öyle mi düşünecek? Yani kendi verdiği ilaçlardan biri sayesinde olduğunu mu düşünecek? Bence kesinlikle öyle düşünecek. Bizimkilerden biri. Kesin bizim verdiğimiz ilaçlardan biri işe yarıyor hocam. Hangi ilacın işe yaradığını nasıl bulacağız? Hepsini keseceğiz. Hocam ilaçlardan biri hastayı iyileştiriyor. Kortizon, antibiyotik, antiinflamatuar, mide koruyucuları, D vitamini, tiroid ilaçları. Bunlardan biri işe yarıyor. Diğerleri onu zehirliyor. Biz hepsini veriyoruz. Ama bu sayede yürüyecek. Yürüye yürüye kendi cenazesine gidebilir, evet. Peki tedaviyi kestiğimizde durum daha kötüye giderse hocam? O zaman teker teker hepsini tekrar vermeye başlayacağız. İyileşirse cevabı bulduk demektir. İyileşmezse? O zaman başımız dertte. Tabii 12 daha fazla dertte. Gerçi sen 12'ni sordun galiba değil mi? Hadi bakalım. Olay yeri inceleme. Kesin şu ilaçları güzelce. Kafi oldu. Hocam mesaj atmışsınız. Kapıyı kapat. Yerin kulağı vardır. Evet. Herhalde Tanju Hoca'yı tedavisini kesmesi için ikna etmemi isteyeceksiniz. Ya umurumda bile değil. Yani zaten aldığı ilaçlardan 3 tanesi protokolünde var. Onun tedavisi işe yarıyor olsaydı adam şu anda turnede klarnetini öttürüyordu. Onu iyileştiren bizim tedavimiz. O zaman sizinkileri keseceksiniz öyle mi? Evet. Bizimkileri. Leyla. Kadın kim? Doktorun sevgilisi. Sevgilim, seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Erdal'ın burada olduğundan haberi yok değil mi? Bu Erdal kim peki? Hayır. Erdal'a görünmeden gizli gizli çıktı. Doktor sevgilisinin kocası. Hayır. Bu ne saçma bir şey. Alışveriş yapmasını söyledim. Ama yine de insan izlemekten alıkoyamıyor kendini. Leyla. Bu gelen kim? Sana inanamıyorum. Doktor ya. Bunu babama nasıl yaparsın? Kızı. Sen yani, yanlış anladın gördüğünü. Kocasının ilk evliliğinde olan kızı. Ya ama aynı yaşlılar bunlar. Onu mi? Hayat. Hanımefendi. Bir dakika. Alıyor bazen böyle şeyler. Bana bak sen, adamın bütün ilaçlarını kestin mi? Bana değil. Evet. Vay be. Yeni mutluluğumuz bu mu? Yeter artık. Tedavi evet. İstemeyenlere ilaç bunu veriyoruz, seviyorum. İyileştikleri babanı zaman sevmiyorum. İlacı kesiyoruz. Babanı sevmiyorum. Rahat yeter bırak aslan. Beni. Leyla sen neler saçmalıyorsun? Kendine gel. Sana hesap verecek değilim. Ateş, merhaba. Artık. Biraz konuşabilir miyiz? Reklama girsin, 5 dakika kaldı. Senin bu tanı yöntemleri... 5 dakika reklam. Tehlikeli. Kimse aramıza giremez. Evet, çok tehlikeli değil mi bu kadın? Ne sen, ne de baba. İki kocasını da zehirledi. Cihan Yener'lere tam olarak hangi ilaçları verdiğini bilmem gerek. Söyleyemem. Hem Mehmet Ali söylerse... Kovmana gerek yok. Nasıl olsa ayrılacak. O kadar emin olma. İstersem onu 2 yıl sözleşmesi bitene kadar burada tutabilirim. Mehmet Ali ayrılıyor mu? Daha değil. İyi de... O zaman sen benim teklifimi nereden? Tabii ya. Tabii. Yani her şeye rağmen kafa azıcık çalışıyor Tanju. Her neyse şimdi bunlarla uğraşamam. Hangi ilaçları kestiğini bilmem gerek. Senin kafa bayağı çalışıyor. Hangi ilaçları kestiğimi bilmek istiyorsun. Bilmek istiyorsun çünkü.
yine güçsüzleşti, değil mi? Hareket ettiremiyor. Kötüye gidiyor. Kötüye gidiyor. Bu Tanju Çakalı da buna neyin neden olduğunu bulmak istiyor. Hani iyi gidiyordu. Yani ne oldu şimdi böyle? Memoli, hala benim için çalışıyorsun, gel. Kıpırdanma yok. Yine plejik oldu hasta. Evet, Cihan Yenerler başladığımız noktaya geri döndü. Neyse, en azından Tanju rezil oldu. Önemli olan kazanmak ya da kaybetmek değil. Önemli olan rakibinizin kaybetmesi, öyle mi? Hastaya ilk ne başlamıştık? Zatürre için kortizon. Tekrar başlayalım. Bir 24 saat devam edelim, bakalım ne olacak. Hocam, hastanın ciğerleri kötü durumda. Tekrar solunum yetmezliğine neden olabiliriz. Umarım olmayız. Benim avukat biraz tırışkı, biliyor musun? Bir de spinal MR çekelim. Onu çekmiştik zaten MR anjiyo ile beraber. Belli ki bir şeyler değişti. Tekrar çekelim. Emre, sen MR'ı hallet. Zeynep, sen de kortizona başla. Hı hı. Biz de seninle bir baş başa konuşalım artık. Mehmet Ali. Zamanı geldi sanki. Sence kim olur? Mehmet Ali'nin gitmesine izin verecek mi? Vermek zorunda. Yoksa ona ihtiyacı olduğunu kabul etmiş olur. Hekim ol bunu kaldıramaz. Belli de olmaz. Geç. Direkt konuya gireceğim. Tanju'yu araştırdım. Çok iyi bir doktor. Sence benden daha mı iyi? Ne bu şimdi hocam? Egonuzla ilgili mi konuşacağız? Soruma cevap ver. Benim kendi hakkımdaki düşüncelerimi etkileyemezsin. Senin kendi hakkındaki düşüncelerini etkileyebilirsin ama bu da senin kendi hakkındaki düşüncelerini etkilemesin. Kafam karıştı. Neyse. Onun benden daha iyi olduğunu düşünüyorsan teklifini kabul et. Yok eğer öyle düşünmüyorsan 3-5 kere daha yemeğe çık, sonra salla gitsin. Bu kadar basit mi hocam yani? Bu kadar mı? Bütün alaylarınızı, benimle dalga geçmelerinizi, ben her şeyi görmezden mi geleyim? Seninle ben ne zaman alay ettim? Pardon, ne zaman etmediniz hocam? Memoli'yi mi diyorsun? Ben tamam, bir daha demem. O da var tabii ama asıl sorun şu. Ben her hata yaptığımda... Ben seni sorumlu tutuyorum. İşte Tanju Hoca beni affedebiliyor. Aradaki fark bu. Onunlayken bir takım şeyleri geride bırakabiliyorsunuz, aşabiliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ben öyle bir şey yapmıyorum. Ya kendi gözünüzle gördünüz. Adamın vakasını batırdım. Adamın bana söylediği şey şu. Ya oradaydım. Oradaydım. Seni affettiğini söylemedi. Senin hatalı olmadığını söyledi. Yani? Yani? Senin hatandı. Senin hatandı. Risk aldın. Harika bir şey yaptın. Hatalıydın ama harikaydın. Harika olduğun için de kendini harika hissetmelisin. Ya hatalı olduğun için de kendini gibi hissetmelisin. Tanju ile aramızdaki fark bu. O işini yapıyor. Sonra ne olursa olsun diyor. Ben bizim yaptığımız işin önemli olduğunu düşünüyorum. O geceleri rahat uyuyor. Uyumasın. Ne uyuyor? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.